Merhaba. Doktor Mahfi Eğilmez'in tarihsel süreç İçinde Dünya Ekonomisi adlı kitabını okumaya devam ediyoruz. Beşinci bölümde kalmıştık. Tarımsal artıdan sermaye birikimine. Orta çağa giriş. Orta çağa gelene kadar Avrupa'da sosyal, siyasal ve ekonomik örgütlenme Roma İmparatorluğu tarafından sağlanıyordu. Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla bir boşluk oluştu. Roma İmparatorluğu dönemin bütün ekonomileri gibi gücünü asıl olarak tarımsal üretimden alıyordu. İmparatorluğun savaşlarda elde ettiği yeni topraklardan getirdiği esirler Roma'da köle olarak satılıyor, çiftlik sahipleri tarımsal üretimde ve çiftlik işlerinde çalıştırılmak üzere bu köleleri satın alıyorlardı. Çiftliklerde bu kölelerin emeği kullanılarak tarımsal üretim yapılıyor, sonra bu ürünler imparatorluğun geniş topraklarında satışa sunuluyordu. Bir yandan da tarımda kullanılan araçların koşum takımları, ürün taşımak için atların veya öküzlerin çektiği arabalar, kazmalar, sabanlar, kürekler ve baltalar gibi imal edildiği sanayide gelişiyordu. Demirci atölyeleri bir yandan kılıç, kalkan, zırh gibi savaş araçları yapıyor, bir yandan tarımda kullanılacak araç gereç imal ediyordu. Bunların yanında bakır, kalay gibi metallerden bronz elde edip mutfaklarda, sofralarda kullanılan kaplar, kadehler, bıçaklar imal eden sanayide gelişiyordu. Tarımsal üründen alınan vergilere ek olarak Devletin gelirleri fetihlerden elde edilen ganimetler ve haraca bağlanan ülkelerden alınan haraçlara da dayanıyordu. Zaman içinde fetihlerin azalması, Roma'nın savaş gücünü kaybetmeye başlaması sonucu ganimet ve haraç türü gelirler düşmeye başladı. İmparatorluk maliyesinin sıkıntıya düşmeye başlamasıyla fetihlerin azalmasının, ganimetlerin kaybolmaya başlamasının ve haraçların giderek kurumasının bağlantısı oldukça fazladır. Bu kayıpları gidermek için tarımsal üretimdeki vergiler artırıldı. Bu gelişme çiftlik sahiplerini ve tarımsal üretimle geçinen köylüleri zor bir duruma düşürdü. Kırsal alandan kente göç başladı. Sonuçta tarımsal üretim düşmeye başladı. Tarımsal üretimin düşmeye başlamasıyla birlikte ticaret hızını kaybetti. Sanayi üretimi de ister istemez bu ikileyi ayak uydurdu. Üretimin düşmesi gelirlerin düşmesine yol açtı. Düşük gelirlerle çok sayıdaki kölenin beslenmesi de zorlaştı. Bu durumda Çiftliklerin maliyetleri karşılanamaz hale geldi. Bu dönemde Roma İmparatorluğu'nda köle azatları doruk noktaya ulaştı. Bu köleler tam anlamıyla özgürlüklerine kavuşmuş değillerdi. Bulundukları yerde özgürlük söz konusuydu. Yani eski sahiplerinin kendilerine verdiği toprağı işleyecek, elde ettikleri üründen bir bölümünü toprağın kirası olarak eski sahiplerine vereceklerdi. Böylece kısmi özgürlük ve toprağa bağlı çalışanların yarattığı yeni bir kavram ortaya çıkmış oldu. Toprağa bağlı özgürlük bu kölelikten serfliğe geçiş aşamasıdır. Serfler özgür insanla köle arasında bir yerdeydiler. Toprağa bağlıydılar ve toprakla birlikte alınıp satılma durumundaydılar. Feodalite Orta Çağ'da Avrupa'da ortaya çıkan sosyal, siyasal ve ekonomik örgütlenme şekline feodalite, feodalizm ya da derebeylik düzeni deniliyor. Feodalite terimi Latince feudum sözcüğünden türetilmiştir. Feudum, hizmet etme koşuluna bağlı olarak verilen arazi anlamına geliyor. Toprağa, tarımsal üretime ve hizmet koşuluna dayalı olduğu dikkate alındığında terimin tam olarak sistemi yansıttığını söylemek mümkündür uzun bir doğuş altyapısı olmasına karşılık feodalitenin geçerli olduğu dönemin 9 ile 15. yüzyıllar arasında olduğu genel kabul görüyor. İlk kez 9 ve 10. yüzyıllarda Fransa ve Almanya'da ortaya çıkan feodalizm bir ekonomik sistem olarak bir ülkeden diğerine sıçrayarak bütün Avrupa'ya yayılmıştır. Feodalitenin İngiltere'de altyapısı uzun süredir hazır olsa da 1066'da Fatih William'ın İngiltere'yi fethetmesinden sonra yayılmaya başladı. 1087'de William'ın memurları bütün İngiltere'de yaşayanlara sorular sorup ülkenin yapısı ve zenginliğini Domestay Book adı verilen sicile kaydettiğinde farkında olmadan yeni bir çağın başlangıcını işaret ediyorlardı. Bu araştırmayı ertesi yüzyıllarda başta vergi toplama amacıyla olmak üzere çeşitli bilgi derlemeleri izledi. Feodalite Tarım Teknolojisinin ilerlemesi. Çok fazla yağış alan Kuzey Avrupa'da ekilebilecek alanlar çamura dönüşüyor ve Akdeniz bölgesinde kullanılan tarım yöntemlerinin uygulanmasına imkan tanımıyordu. Daha önceki yüzyıllarda da bilinen ama 10. yüzyıldan itibaren yaygın bir biçimde kullanılmaya başlayan dört öküzün çektiği ağır saban toprağı daha derine inerek iki yana ayırıyor ve tarım yapılabilmesini kolaylaştırıyordu. Bu gelişmenin tarımsal üretimi ciddi biçimde artırmış olduğu tahmin ediliyor. Aynı zamanda tarım teknolojisinde bir başka önemli gelişme, tarlaların ikiye bölünerek rotasyonlu tarım yapılması yerine, 3'e bölünerek üretimin artırılmasıydı. Tarla 2'ye bölündüğünde ilk yarısı 1 yıl ekilir, ikinci yarısı boş bırakılır, izleyen yılda bu kez ikinci yarısı ekilir, ilk yarısı boş bırakılırdı. Bu yolla toprak nadasa bırakılarak besin değeri açısından güçlenmesi ve sonuçta ürünün daha iyi ve bol alınması sağlanmış olurdu. Tarla 3'e bölünmeye başlanınca İlk parçaya sonbaharda çavdar ya da kış buğdayı, ikinci parçaya ilkbaharda yulaf, fasulye ya da bezelye ekilirken, üçüncü parça ise nadasa bırakılır oldu. Bu parçalara yapılan ekim ve nadasa bırakmada her yıl değişim yapılıyordu. Tarlaların üçe bölünerek ekilmesi yöntemi, ikiye bölünerek ekilmesi yöntemine göre ürün miktarını yarı yarıya artırmıştı. Bununla ilgili Feodal Malikane ve Üçe Bölünmüş Tarla Sistemi adında bir görsel var. Burada açıklıyor nasıl olduğunu. Ağır saban kullanımının yaygınlaşması, tarlaların üç parçaya bölünerek ekilmesi ve tarımsal ürünü rüzgar enerjisinden yararlanan yel değirmenleri sayesinde öğütülmesinin kolaylaşması sonucunda tarımsal üretim arttı. Bu artış peşinden nüfus artışını da getirdi. Böylece ortaya çıkan artı ürün Avrupa'yı saldırı ve istilalardan koruyacak bir ordunun beslenebilmesini mümkün hale getirdi. Şövalyeler olarak adlandırılan sınıf işte böylece doğdu. Bunlar ileride soylular sınıfından birini oluşturacaktır. Feodal ekonomik yapının temel üretim birimi malikane adı verilen ve feodal beye lord ait olan topraklardır. Malikaneyi bir çiftlik gibi düşünmemek gerekir. Malikane birkaç köyden oluşan geniş toprakları olan bir yerleşim alanı olarak düşünülmelidir. Bu topraklarda serf denen köylüler üretim yaparlar, ürettiklerinden kendilerinin yaşamı için gereken miktar aldıktan sonra geriye kalanı da B'ye verirlerdi. Sistemin ana üretici gücü serflerdi. Serflerin malikaneyi terk etmesi söz konusu değildi. Sınırlı gelişmiş bir ticaret düzeni olduğu için iş bölümü de fazla gelişmiş değildi. Üretim toprakta yapıldığı için zenginliğin ve dolayısıyla servetin ölçüsü olarak toprak kabul ediliyordu. Her feodal beylik kendine yeter bir ekonomiden ibaret olduğu için bir anlamda dışa kapalı bir ekonomi söz sistemi söz konusuydu. Bu kapalılık gelişmenin de önünü tıkayan bir durum yaratmıştı. Bu dışa kapalı sistem artı ürünün ticaret yoluyla değişimini engellediğinden pazar ekonomisi ve rekabet gelişmemişti. Feodalitenin en önemli özelliklerinden birisi feodal sözleşmeydi. Yazılı olması gerekmeyen bu sözleşme soylular arasındaki koruyan yani süzeren ve korunan yani vassal ilişkisini düzenleyen karşılıklı hukuki, mali ve tabi askeri yükümlülükleri kapsayan bir sözleşmeydi. Gelenekten, gelenekten piyasa ekonomisine Tarım kesiminin Neolitik devrim sonrasında yeniden büyük bir güç olarak ortaya çıkması ve artı ürünün temelini yeniden oluşturmaya başlaması bir anlamda tarım kapitalizminin doğuşuna yol açmıştı. Orta Çağ'da ekonomik ilişkiler piyasa sistemine göre değil, ağırlıklı olarak gelenek yöntemine göre şekillenmişti. Malikane düzeni içinde sürekli uygulandığı için bir çeşit yasa haline gelmiş olan normlar, hukuk sisteminden ekonomik düzene kadar her alanda geçerlilik kazanmış yaklaşımları belirliyor. Serfler kadar lordların da bu geleneklere uyması bekleniyordu. Orta Çağ Avrupa'sının en önemli kurumlarından birisi olan Katolik Kilisesi de en büyük toprak sahipleri arasında yer alıyordu. Orta çağda üretim ve tüketimdeki artış ticaretin de artmasına yol açtı. Malikaneler kendine yeterli yapıya sığamaz oldular. Kentler büyüyüp geliştikçe birbirlerinin ürettiği farklı mallara daha fazla ihtiyaç duyar hale geldiler. Bu da malikanelerin de işin içine katıldığı kentler arası ticaretin gelişmesine yol açtı. 1100 ile 1300 arasındaki dönemde kentlerin nüfusu artarken kırsal nüfus azaldı. Paraya dayalı ticaret yavaş yavaş gelişti. Giderek kentlerde kurulan pazarlar, kent dışından gelenlerin de katıldığı alışveriş merkezlerine dönüştü. Piyasa ekonomisi böylece ortaya çıktı. Tüccarlar zenginleştiler, onlar zenginleştikçe getirdikleri mal çeşidi, ve kalitesi yükseldi. Piyasa ekonomisi daha da gelişti. Bu dönemde tüccarların yanında çalışan paralı işçiler ortaya çıktı. Yavaş yavaş serflik tasfiye olurken onun yerini ücretli işçiler aldı. Feodal dönemde ticaret küçük miktarlarla çalışan küçük tüccarlar tarafından yürütülüyordu. Korsanların yarattığı tehlikeler nedeniyle gemiler silahlandırılmış olarak kervanlar halinde yol alıyordu. Deniz ticaret hacmine göre daha düşük bir ticaret hacmine sahip olan karayoluyla ticaret de soyguncular nedeniyle pek de güvenli değildi. Bu nedenle alıcı ile satıcının birbirini bulabilmesi için buluşma yerleri oluşturulmaya başlandı ve pazarlar böyle doğdu. Zaman içinde bu pazarlar sabit pazar haline geldi ve krallar da buralarda işlem yapan tüccarlardan onları koruma ve yer verme karşılığında pazar vergisi almaya başladılar. Bugün pazarda tezgah açanların ödediği belediye işgaliye harcı feodal dönemdeki bu uygulamanın devamıdır. Feodal sistemde kapitalist sınıf ilişkilerinin ilkelde olsa henüz sınıf ilişkisi olduğu bilinci doğmamış da olsa yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı ileri sürülebilir. Önce Avrupa'nın sonra dünyanın büyük bölümünün egemen toplumsal, siyasal ve ekonomik sistemi olarak kapitalizm yüzlerce yıllık bir süreçte çok yavaş ortaya çıktı. Marx ilkel de olsa sermaye birikiminin kapitalist sınıf ilişkileri başlamadan ortaya çıktığını söylerken işte bunu kastediyordu. Bu dönemde öne çıkan Avrupa bölgeleri Güney İngiltere, Kuzey Belçika yani Flaman bölgesi ve Kuzey İtalya'ydı. Fuarlar. Feodalizmin en önemli kurumlarından birisi fuarlardı. Fuarlar ilk kez 1174'te ortaya çıktı. Satıcı ve alıcıların ürün alıp satmak üzere belirli zamanlarda belirli bölgelerde bir araya gelmeleriyle başlayan gelenek giderek kalıcı fuarlar oluşmasına yol açtı. İtalya'dan ve Kuzey Avrupa'dan başlayarak bütün Avrupa'ya yayılan fuarlarda yiyecek içecekten kılık kıyafete kadar her türlü mal alınır satılır oldu. 13 ve 14. yüzyıllarda fuarlar doruk noktasına çıktı. Bu fuarların baştaca iki özelliğine değinilebilir. Birincisi, fuarlar yöre halkından çok ticaret amacıyla gelen tüccarlar tarafından ziyaret ediliyordu. İkincisi, alım satım konusu olan mallar bugünkü fuarlarda sıklıkla görüldüğü gibi henüz üretilmemiş mallar değil, üretilmiş, kullanılmaya hazır olan mallardı. Feodal dönemin en ünlü fuarları Fransa'da Champagne bölgesinde, Troyes, Province, Barsur, Aube ve Lagny kasabalarındaydı. Zaman ilerledikçe fuarlar önemini kaybetmeye başladı. Bu gelişmede savaşlar, hükümdarların alışverişten yüksek pay almayı öngören vergi düzenlemeleri en önemli nedenler arasında yer alıyor. Önemli bir neden de, sanayi devrimine doğru üretimin standartlaşmaya başlaması ve malı görüp inceleyip de almak zorunluluğunun yavaş yavaş ortadan kalkmasıdır. Bugün hala fuarlar kuruluyor ama yukarıda da değindiğimiz gibi bu fuarlar artık üretilmiş malları değil, üretilecek malların prototiplerini sergilemeyi ve peşin müşteri kazanmayı hedefliyor. Kağıt paranın Avrupa'da kullanılmaya başlanması. Çin'de 7. yüzyıldan itibaren tüccarlar arasında kullanılmaya başlanan kağıt paranın üstünlüğünü fark eden merkezi hükümet kağıt para basımını tekel olarak üstlenmeye yöneldi. Ve 1120 yılından itibaren kağıt devlet parasını basmaya başladı. Çin'e giden Venedikli tüccarlar devlet garantisi altında basılan ve kolaylık sağlayan kağıt para düşüncesini batıya taşıdılar. Böylece Avrupa kağıt parayla tanışmış oldu. Bugün banknot olarak bildiğimiz terim ilk kez İtalyanlar tarafından 14. yüzyılda Nota di Banco yani banka notu, banknot olarak kullanılmaya başlandı. İtalyan bankaları kendilerine emanet edilen paralar karşılığında banknot düzenlediler ve bu banknotlar elden ele dolaşarak Çin'de Tang Hanedanı zamanında olduğu gibi kağıt para işlevi görmeye başladı. Bu paralar halk arasında yaygınlık kazanmasa da tüccarlar ve bankalar arasında yaygın biçimde kullanılır oldu. Verginin yasaya bağlanması İngiltere Kralı Yurtsuz John kaybettikleri toprakları Fransa, Fransızlardan geri alabilmek için ordusunu ve onun içinde mali sistemi güçlendirmesi gerektiğini düşünerek vergileri büyük çapta artırdı. Bu yeni düzenleme sayesinde güçlendirdiği ordusuyla Fransa Kralı 2. Philip ile yeniden savaşa girdi. 1214 yılında Bovin’e Savaşı'nı kaybederek yenilmiş ordusuyla İngiltere'ye döndü. Dönüşünde baronların ve diğer soyluların başkaldırısıyla karşılaştı. Başkaldırının nedeni kralın getirdiği ağır vergiler ve diğer yükümlülüklerdi. 1215 yılında İngiliz soyluları kral Yurtsuz John'a Magna Carta Libertatum'u yani Büyük Özgürlük Belgesini imzalattılar. Bu belgeyle kralın sonsuz görünen yetkileri, yetkileri sınırlanıyor monarşiden meşruti monarşiye geçilmiş oluyordu. Her ne kadar daha çok soyluların krala karşı haklarını korumayı amaçlasa da birçok siyaset bilimi uzmanı Magna Carta'yı demokrasinin ilk adımı olarak kabul eder. Magna Carta'nın ekonomi tarihi açısından önemi hükümdarın vergi koyma yetkisinin ilk kez kısıtlanmasıydı. Magna Carta'nın 12. maddesine göre meclisin izni olmaksızın istisna olarak gösterilen 3 durum dışında kralın vergi koyma hakkı meclisin onayına tabi kılınıyor. 14. maddede de toplanılacak vergiyi onaylayacak olan mecliste kimlerin bulunacağı yer alıyordu. Meclis onayıyla olsa da toplanan verginin harcama alanlarının belirlenmesine ilişkin hükümler Magna Carta'da yer almıyordu. Dolayısıyla bu düzenleme için bir vergi hakkından söz edebilsek bile o aşamada henüz bir bütçe hakkından söz edemiyoruz. Danışmanlık Kurumu nasıl ortaya çıktı? Orta çağda kasabadan kasabaya dolaşan jonglörler, ilüzyon ustaları, soytarılar, özellikle de aralarında çok şöhretli olanlar, bazen kralı ve sofrasında bulunanları eğlendirmek için saraya da davet edilmişler. Bir süre sonra kralın en çok beğendiği soytarılar sürekli olarak sarayda kalmaya ve onu eğlendirmeye başlamışlar. Yani zaman içinde soytarılık işi bir çeşit kadrolu işe dönüştü. Kralların bu kadar yakınında bulunan kişiye zamanla düşüncesini sormamaları düşünülemez. Bir süre sonra kral bazı devlet işlerinde bunlara düşüncelerini sormaya başlamış. Yani zaman geçtikçe bu soytarılar kralı eğlendirmenin yanı sıra ona düşüncelerini ve görüşlerini açıklamaya başlamışlar. Hiç kuşkusuz kralların en yakın arkadaşları, üst düzey görevliler de onlara danışmanlık yapmış olsalar da profesyonel danışmanlık mesleğinin soytarılıktan türediği sanılıyor. İlerleyen dönemlerde bu danışmanların pek çoğu artık soytarılık yapmayıp krala doğru bildiğini anlatan, onunla düşüncelerini tartışabilen kişiler haline gelmiş. Yani gerçek anlamda danışmanlık yapmaya başlamışlar. Buna karşılık danışmanlar arasında krala gerçekleri değil de onun istediklerini söyleyenler de var olmaya devam etmiş. Hangisinin tercih edildiğinin tamamen kralın düşüncesine ve bakış açısına göre belirlenmiş olduğu ise açıktır. Bu tür soytarılıkla danışmanlık arasındaki geçiş konusunda en önemli isimlerden birisi İngiltere'nin en ünlü krallarından 8. Henry'nin soytarısı ve danışmanı olarak görev yapmış olan William Somers'tır. İngiltere ve Avrupa'da Çevirme Hareketi İngiltere'de 13. yüzyıldan başlayarak 18. yüzyıla kadar devam eden bir çevirme ya da çit çekerek sınır belirleme eylemi gerçekleştirildi. Bu olay bir yandan toprağın ticarileşmesine, bir yandan da artı değerin ve tarımda sermaye birikiminin artmasına yol açtı. Feodal beyler yani lordlar önceleri dışa büyük ölçüde kapalı malikane sistemi içinde sahip oldukları topraklarda serflerin yaptığı çiftlikle yetinirlerken piyasa ekonomisinin yavaş yavaş gelişmeye başlamasıyla birlikte daha fazla üreterek piyasaya yönelmeye ihtiyaç duymaya başladılar. Bu ihtiyaçla birlikte gözlerini kendi malikane toprakları dışında köylünün ortaklaşa kullandığı meralara, otlaklara ve ortak topraklara diktiler. Lordlar zamanla bu toprakları çitle çevirerek kendi malikanelerine de kattılar. İngiltere'de çıkarılan birçok yasa bu alanların çevrilmesine izin verdi. Bu yasaların en eskisi 1235 tarihli Merton statüsü adını taşır. 1604 ile 1950 arasında 5200 adet çevirme yasası çıkarıldı. Çevirme ya da çitleme hareketi adını bu ortak yerlerin çitle çevrilmesinden alır. Bu yasalarla parlamento küçük çiftçinin kullanımına açık olan kamu topraklarının büyük toprak sahipleri tarafından mülk edinilmesini onaylamış oluyordu. En tipik olanı İngiltere'de yaşanmış olsa da Avrupa'daki diğer ülkelerde de yine buna benzer çevirme hareketleri görülmüştür. Çevirme hareketi sonucu ellerinde işleyecek toprak kalmayan ve dolayısıyla geçim imkanı kaybolan köylülerin bir bölümü kente göçerek emeğini satmak karşılığında geçimini sağlamaya yöneldiler. Bu göçler ileride Sanayi devrimi sırasında ihtiyaç duyulan ücretli iş gücü içinde bir çeşit temel oluşturdu. Finans sisteminin gelişmeye başlaması, ticaretin hızla gelişmesi, borç alışverişinin de artmasına ve bankaların kurulmasına yol açtı. İlk bankerler Yahudi tefecilerdi. 12. yüzyıl ile 14. yüzyıl arasında Venedik, Cenova ve Toskana'da bugün anladığımız anlamda ilk bankerler ortaya çıktı. Banka kelimesi İtalyanca'da masa anlamındaki bankodan gelmektedir. Yahudi tefeciler pazarda kurdukları masaların başında borç para verip almaya başlamışlardı. 14. yüzyılın ortalarında Floransa'da bankaların sayıları 80'e ulaşmıştı. Floransa'nın Açioelli Bankası'nın farklı ülkelerde 16 şubesi vardı bankaların örgütlü bir yapıyla ortaya çıkması, sisteme finansman sağlamak suretiyle kapitalist sistemi çok farklı bir boyuta taşımaya başladı. Önceleri düzensiz bir şekilde yürüyen borçlanma ve faiz düzene bağlandı. Böylece üretime giren tüm faktörler piyasadan pay almaya başlayınca bugünkü sistem ortaya çıktı. Üretimi ya da gayri safi yurt içi hasılayı gelir açısından parçalarına ayırırsak şu şekilde gösterebiliriz. Y eşittir W artı R artı I artı P. Yani burada W emeğin karşılığı olan ücreti, R doğal kaynakların karşılığı olan rantı, I sermayenin karşılığı olarak faizi ve P de girişimcinin katkısının karşılığı olarak aldığı karı gösterir. Yani gayri safi yurt içi hasıla gelir açısından düşünüldüğünde ücret, rant, faiz ve karın toplamıdır. Buna göre üretimin yapılabilmesi için bir üretim faktörlerinden, bu üretim faktörlerinden bir ya da birkaçının bir araya gelmesi gerekir. Üretim büyüyüp yaygınlaştıkça dışarıdan sermaye bulmak gereği ortaya çıkmış ve sonuçta faiz, sermayenin karşılığı olarak üretimden aldığı pay haline gelmiştir. Tasarruflara faiz verilerek sermayeye dönüştürülmesi de finans sisteminin doğup gelişmesinin temelini oluşturmuştur. Feodalitenin sonu. 13. yüzyılın ortalarından itibaren giderek güçlenen Moğollar Cengiz Han'ın önderliğinde batıya doğru bir istila hareketine girişti. Cengiz Han ve Kubilay Han dönemlerinde Moğol İmparatorluğu tarım, hayvancılık ve ticaret üzerine dayalı bir ekonomik yapıya sahipti. Bu altyapıdan aldıkları güçle imparatorluğu büyütmeye giriştiler. Çin, Sibirya, Orta Asya ve Doğu Avrupa'yı istila eden Moğollar bir dünya imparatorluğu kurdular. İstilaya kalkıp da ele geçiremedikleri tek ülke Japonya'ydı. İstilalar İpek yolunun egemenliğinin el değiştirmesi dahil birçok ekonomik sonuç yarattı. Ticaretin denetimini ele geçirdiler. Ayrıca işgal ettikleri ülkelerde acımasız yöntemlerle çok sayıda insan öldürerek nüfusun ciddi biçimde azalmasına yol açtılar. Moğol istilaları büyük veba salgını dönemine denk geldiği için ölümler Avrupa'nın üretim gücünün büyük ölçüde düşmesine yol açtı. Moğolların etkisi 16. yüzyıla kadar sürdü. Avrupa'da 14. yüzyılın ortalarında büyük bir veba salgını başladı. Nüfus artışı, temizliğe özen gösterilmemesi, ısınmak için hayvanlarla birlikte yatmak, lağım ve çöp sisteminin bulunmaması, gemilerle ticarette mikropların taşınması gibi Birçok nedenle veba çok hızlı yayıldı ve bütün Avrupa'yı etkisi altına aldı. 24 milyona yakın insan öldü. Bu sosyal bir facia olmasının yanı sıra büyük bir iş gücü ve dolayısıyla üretim kaybına da yol açtı. Zaman geçtikçe sayıları azalan emekçiler ücret artışı talep etmeye başladılar. Tarımda ve hayvancılıkta yaşanan düşüş bütün diğer kesimleri sanayi ve ticareti de etkiledi. Genel olarak ekonomik faaliyetlerde ciddi düşüşler yaşandı 14. ve 15. yüzyıllarda. Başta Fransa ve İngiltere olmak üzere Avrupa'da köylü isyanları çıktı. Lordlarla serfler arasında çatışmalar oldu. Sonunda bu gidiş serfliğin tasfiyesine yol açtı tarım farklı bir örgütlenmeye geçti. Feodalite, ekonomik dengelerin değişmesi sonrasında yıkıldı. Avrupa'da ticaretin gelişmeye başlaması feodal düzeni kıracak kadar dinamik olmuştur. Ticaretin candanması Avrupa'daki krallara bu ekonomik aktiviteyi vergilendirerek iyi bir gerile sahip olma imkanı sağlamıştı ticaret ile zenginleşen burjuvaziye dayanmaya başlayan krallar, Moğol istilaları ve veba salgılının yarattığı üretim kayıplarıyla yaşadıkları güç kayıplarından da yararlanarak feodal beylere karşı güç kazanmaya başladılar. Krallar ve merkezi otorite güç kazanırken lordlar hızla güç kaybettiler ve feodal sistem zayıfladı. Feodal sistemin yıkılması tabii ki kısa sürede olmadı. Sistem uzun süre ayakta kalmaya ve yeni sistemin içinde yaşamaya devam etti. Feodalitenin tasfiyesi büyük ölçüde sanayi devrimiyle oldu. Batı dünyasında böyle olmakla birlikte doğuya doğru gidildikçe feodal yapının bazı parçalarının sanayi kapitalizminin içinde bir ölçüde var olmaya devam ettiğini görebiliriz. Aquinas'lı Thomas ve İbni Haldun'un ekonomi görüşleri. Orta çağ düşüncesinin batıdaki en önemli düşünürlerinden olan Aquinas'lı Thomas da ilk çağlarda özellikle Aristoteles ile doruk noktasına çıkan düşüncelerin biçimlendirdiği çerçeveden hareket etmiştir. Thomas da öncülleri gibi sınırsız kazanç hırsına yol açan ticarete sempatiyle yaklaşmamıştı meseleyi biraz daha ileri götürerek bir malı gerçek değerinin üstünde bir fiyata satmanın doğru olmadığını öne sürmüştü. Gerçek değerin ne olduğu kavramına açıklık getirebilmek için de bir malın piyasada oluşan fiyatının esas alınması gerektiğini savunmuştur. Yine öncüllerinin izinden giderek faiz almak ve vermenin haram olduğunu öne sürer paradan para kazanmak gibi günümüzde de öne sürülen yaklaşımların kökü Thomas'a kadar götürülebilir. Buna karşılık kira gelirini haklı bir gelir olarak görmüştür. Orta çağ düşüncesinin doğudaki en önemli düşünürlerinden olan İbni Haldun'a göre toplumun temeli insanlar arasındaki iş bölümüne dayanır. Değerin kaynağında emek vardır. Üretilen ürünlerin değeri o ürünün üretiminde yer alan emeğin değerine eşittir. İbni Haldun bu görüşüyle emek değer teorisini ilk formüle eden düşünürlerden birisi olarak karşımıza çıkar. Bununla kalmaz, artı değeri de ilk formüle edenler arasında yer alır. Haldun'a göre üretilen ürün miktarının o ürün için harcanan emekten fazla olması halinde ortaya bir artı değer çıkar. Haldun, yüzlerce yıl öncesinden Keynesyen düşünceye önderlik edecek şekilde her talebin kendi arzını yarattığını öne sürer. Talebi yüksek olan malların fiyatlarının yüksek olduğunu, talebi düşen malların fiyatlarının da düştüğüne değinerek arz ve talep yasalarının ilk ifadesini ortaya koyar. Devleti yönetenlerin ticarette uğraşmasını doğru bulmaz. Ona göre bunun sonu halka zulüm yapılmasına kadar gider. Feodal ekonominin özeti. Yaklaşık olarak 9. yüzyıldan 15. yüzyıl sonuna kadar süren feodalitenin yarattığı ekonomik gelişmenin durumu tablo 4'te verilmiş. Göstergelerde dünya nüfusu ve dünyanın gayri safi yurt içi hasılası ve kişi başına gelir var. Burada dünya nüfusunun %64 arttığı gayri safi yurtiçi yurt hasılanın da %105 arttığı yine kişi başına gelirinde %25 oranında arttığı ile ilgili bir bilgi verilmiş. 1000 ile 1500 yılları arasındaki 600 yıllık uzun dönemde dünya nüfusu %64 artmış. Buna karşılık dünyanın toplam gayri safi yurt içi hasılası %105 oranında artış göstermiştir. Bu uzun dönemde kişi başına gelir artışı %25 gibi düşük bir oranda kalmıştır. Bu hesaplamadan gidersek feodalitenin geçerli olduğu bu 600 yılda dünyanın refah artışı konusunda bir arpa boyu yol gidememiş olduğunu söyleyebiliriz. 6. bölüm Keşifler ve ticaretin yayılması. Bu bölüme izninizle daha sonra devam edeceğim. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim.